أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlu nukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme amin. Evet. Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle Ankebut suresinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta 7. ayeti işleyeceğiz. Tabi bir önceki ayetleri düşünüp tefekkür edin. Çünkü bu ayetler bir önceki ayetlere göre sıralanıyor. Daha pasaj bitmedi. Allah Azze ve Celle bir önceki ayetlere vurgu yaparak ayetleri sıralıyor. Dolayısıyla her okuduğum ayeti, özellikle bu hafta, bu derste her okuduğum ayeti bir önceki ayetlere bakarak, bir önceki ayetleri düşünerek, tefekkür ederek anlayabilirsiniz. Allah Azze ve Celle 7. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَزِّيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah Azze ve Celle iman edip iyi iş yapanlar, yani salih amel işleyenlerin geçmiş kötülüklerini elbette örteriz diyor. Ve onlara yaptıklarının en güzel karşılığını da veririz diyor. Burada Allah Azze ve Celle iman edip salih amel işleyenleri geçmiş kötülüklerini örteceği ve onlara en güzeliyle mukabele edeceklerini söylüyor. Dedim ya size, bir önceki ayetleri düşünün. Allah Azze ve Celle bir önceki ayette neyden bahsetti? Dedi ki kuru kuru iman ettim lafzı bizde geçersizdir dedi. Sabredeceksin, katlanacaksın, başına gelenlere karşı Allah'tan yardım isteyeceksin. İşte budur salih amel. Burada kastedilen salih amel sabırdır. Eziyetlere, musibetlere sabretmektir. Onun için dedim ya, bir önceki ayetleri düşünüp tefekkür ederseniz buradaki ayetin ne manaya geldiğini daha iyi anlarsınız. Ve Allah Azze ve Celle hangi amel olursa olsun akabinde iman edenler ve salih amel işleyenler lafzını bir arada zikrediyor. Hiç ayırmıyor. Bu iman bizim her zaman anlattığımız şeylerden olabildiği gibi yine kişinin ben iman ettim dedikten sonra Allah Azze ve Celle'nin madem ki iman ettin o zaman bakalım şunlara sabredecek misin? Madem ki iman ettin bakalım şu amelleri yapabilecek misin? Madem ki iman ettin bakalım bu kadar parayı infak edecek misin? Madem ki iman ettin sana gelen bu malı, mülkü Allah yolunda sarf edebilecek misin yoksa edemeyecek misin? Allah Azze ve Celle kullarını böyle sınıyor. Ha, yaptığın takdirde işte imanınla beraber salih amel oluşmuş, gerçekleşmiş oluyor. Burası çok önemli. Biz salih amel deyince zannediyoruz ki sadece gece namazı, sadece oruç tutmak. Hayır. Belalara, musibetlere sabretmek en büyük salih amellerden bir tanesidir. Ve bu belalar, bu musibetler kimin başına geliyor? Peygamberlerin başına geliyor. Allah katında en değerli olan varlıkların başına geliyor. Ondan sonra imanı oranda salihlerin başına geliyor. Demek ki onları salih yapan, onları peygamber yapan, onları nebi yapan işte bu sabırlarıydı. Ve alimlerin dediği gibi yine sahabeden gelen sözlere dayanarak söylüyoruz ki biz birçok başarıya sabırla eriştik. Sabırla eriştik. Bedir mi? Ahzab günü mü? Nerenin fethini düşünürseniz düşünün hep sabırla erişti sahabe. Sabretmeden hiçbir şey olmaz. Onun için biz ne dedik? Sabrın delalet ettiği birçok yön vardır ki bunlardan bir tanesi de nedir? Musibetlere sabırdır. Bir tanesi de nedir? Kişinin ibadet yaparken sabretmesidir. İbadet kolay bir şey değildir. Herkes yemek yerken sen oruç tutuyorsun.
Herkes gece uyurken sen gece namazına kalkıyorsun. Doğru mu? Herkes helal ve haram dinlemezken sen dikkat ediyorsun, sınırlarını çiziyorsun. Bak bu sabırdır işte yani. Ondan dolayı burası da önemlidir. Peki burada Allah Azze ve Celle lenukeffirenne anhum diyor. Burada tekitli bir şekilde sonunda tekit var. Mutlaka biz onların kötülüklerini örteceğiz. Kapatacağız. Görmemezlikten geleceğiz görmemize rağmen. Bu ne demektir? Alimler bunu konuşunca şunu söylemişler. Demişler ki Allah Azze ve Celle kullarını bağışlayacaktır. Bir manası budur. İmam Kurtubi başka manalar zikrediyor. Diyor ki şu manaya da gelme ihtimali vardır. Müşrikken yaptığınız o kötülükler var ya, Allah Azze ve Celle onların hepsini bağışlayacaktır. Hepsini. Silecektir yani. Yine İmam Kurtubi başka bir görüş naklediyor ki, o da diyor ki yine Allah Azze ve Celle hem müşrikken hem de Müslümanken, Müslümanlar için bunlar bütün günahları affolanacak ve ayetin devamında olduğu gibi ve en güzeliyle karşılık verilecektir. En güzeliyle. Aslında bu bizim için büyük bir müjdedir. Bu müjdeyi duyduğumuz zaman Allahu Ekber diye tekbir getirmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bize büyük bir müjde veriyor ki şayet salih amel işler ve iman edersek Allah Subhanahu ve Teala diyor ki sizin günahlarınızı örteceğim ve size en güzeliyle karşılık vereceğim. En güzeli. Nedir bu en güzeli? Belki de hayatınızdaki en güzel namazla Allah Azze ve Celle size muamelede bulunacak. Düşünsenize hayatınız boyunca dört dörtlük bir namaz kılmışsınız. Sadece bir kere kılmışsınız. Belki Allah Azze ve Celle o amelinizi baz alarak size onunla muamelede bulunacak. Nereden biliyorsunuz? Mülk Allah'ın elinde. Allah dilediğini yapar. Yeter ki Allah'a Azze ve Celle'ye Müslüman olarak kavuş. Veya Allah Subhanahu ve Teala sen ömründe bir kere ihlaslı bir amel mi yapmışsın? Allah Azze ve Celle bütün amellerini ihlaslı olarak kabul edecektir. Sırf o amel için. Yapabilir mi? Yapabilir. Allah Azze ve Celle'nin elinde. Allah görmesine rağmen görmemezlikten gelebilir. Bilmesine rağmen örtebilir. Bu Allah'ın elindedir diyeceğiz. Onun için şunu bileceğiz. Müslümanların günahı hafife alması manasına gelmiyor bu ayet. Evet Allah Azze ve Celle müjde verince insan rehavete mi kapılacak? Hayır. İnsan bunlara kapılmayacak. Bilakis daha çok amel edecek. Daha çok amel edecek. Sahabeye bakın. Sahabe cennetle müjdelenmesine rağmen daha çok amellerini arttırdılar. Demediler Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi cennetle müjdeledi. Siz ne konuşuyorsunuz demedi. Ömer'e bakın, Ebu Bekir'e bakın, Osman'a bakın, Ali'ye bakın. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi daha çok amellerine amel kattılar. Cihad ettiler, mücadele ettiler. Demek ki bazı müjdelerin bizi kulluktan uzaklaştırmaması gerekiyor. Bilakis daha çok kulluğa yaklaştırması gerekiyor. Evet bu müjde müminler için çok güzeldir. Tekbir getirircesine insan ne yapar? Sevinir, haykırır. Allahu Ekber der. Aynı Ebu Hureyre'nin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan cennete gireceklerin durumunu duyduğu zaman ey Allah'ın Resulü bu müjdeyi gidip herkese vereyim demesi gibi. Çünkü müjde bu yani. Müjde. İnsanlar cehennemden kurtulmak için çaba gösteriyor. Bakmayın siz çevrenize, etrafınıza nice insanlar var dünyanın peşine düşmüşler. Ama gerçek müminler cennete girebilmek için, cehennemden uzaklaşabilmek için mücadele ediyorlar. Canlarını veriyorlar, mallarını veriyorlar. Ama bakmayın gözümüzün önünde insanlar kayıp gidiyor. Biz zannediyoruz ki hayat bundan ibaret. Hayat bundan ibaret değil. Gerçek müminler var ki, Allah'ın elleri var ki onlar Allah yolunda büyük mücadeleler ediyorlardır. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. Ve ne dedik kardeşler? Günahı hafife almak bu müminin yapacağı bir iş değildir. Sen zaten günahı hafife aldığın zaman en büyük günahı işlemişsin demektir. Çünkü kime karşı geliyorsun? Allah'a karşı geliyorsun. Günah haram kime karşı yapılır? Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılır. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki hayır bu yapılmaz bu şekilde. Bilakis bunun bizi ümitsizliğe de düşürmemesi gerekiyor. Günahı da hafife almamamız gerekiyor. Bir denge olacak.
Ümitsizliğe düşersen Allah beni affetmez, affetmez, ben yandım, bittim, kül oldum dersen olmaz. Allah'tan rahmet kesmemen lazım. Ümidini kesmemen lazım. Bununla beraber günahı da hafife alma. Her işlediğin ufak tefek günahları büyük, gözünde çok büyük görmen lazım. Ondan dolayı hadislerde geldiği üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam sizden biri küçük günaha dahi olsa, düşünün, bir çakıl düşünün, bir tahta parçası düşünün, hepsini bir araya topladığını düşünsenize, dağ gibi oluyor. O dağla ormanlar yanar, doğru mu? İşte küçük günahların durumu da böyledir yani. Sen ufak ufak dersin, küçük küçük dersin, bunun kefaretini yerine getirmezsin, bunun için hiç mücadele etmezsin, ancak o ne olur? O seni de yakar, senin gibi bin kişiyi de yakar yani. Bu böyledir. Evet. Bir sonraki ayette Allah Azze ve Celle bize başka bir meseleden bahsediyor. Ama yine dediğim gibi bir önceki ayetlerle bağlantılı olarak Allah Azze ve Celle diyor ki وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Biz anne ve babasına karşı güzellik ilkesi edinmesini tavsiye ettik. İhsanda bulunmasını tavsiye ettik, vasiyet ettik, öğüt verdik diyor Allah Azze ve Celle. Ayetin birinci kısmı burası. İkinci kısmı ise وَاِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Şayet herhangi bir konuda, yani ilmi olmayan bir konuda bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse diyor, فَلَا تُتِحْهُمَا. Onlara itaat etme. Onlara, ikisine de itaat etme. Neden itaat etmeyeceğiz? Allah Azze ve Celle onu da söylüyor. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. Çünkü hepinizin dönüşü banadır diyor. فَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve Allah Azze ve Celle sizin yapmakta olduklarınızı size haber verecektir diyor. Size haber verecektir. Yani ne demek kardeşler? Şimdi birinci noktayı açıklayalım. Birinci nokta şudur ki bu ayetin bir nuzul sebebi vardır ki müfessirlerin ekseriyeti bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı Sad bin Ebi Vakkas hakkında indiği söyleniyor. Sad bin Ebi Vakkas genç yaştan Müslüman olan bir sahabeydi. Annesinin göz bebeğiydi. Annesi onu çok seviyordu. Yine o da Musab bin Ümeyr gibi el bebek gül bebek yetişen bir gençti. Ne zaman ki Peygamber aleyhissalatü vesselamla tanıştı, aleyhissalatü vesselam ona İslam'ı anlattı. Kendisi ne yaptı? Kendisi İslam'ı kabul etti ve putlara küfretti. Bu durumu gören annesi üzüldü ve dedi ki sen Muhammed'i inkar etmediğin sürece ben bir şey yemeyeceğim, bir şey içmeyeceğim ve benim de başıma bir şey geldiği zaman seni kınarlar. Derler ki bak bak annesinin katili bu adam derler. Diyerek Sad bin Ebi Vakkas'ı tehdit etti. Tabi Sad bin Ebi Vakkas diyor ki biz ağzını açıp zorla yemek yedirmeye çalıştığımız zaman ağzına bir şey koyuyordu, tahta koyuyordu ki biz bir şey vermeyelim. O kadar bunun için mücadele etti diyor. Ne yaptık? Ettik olmadı. En sonunda ben ona zaten gerekeni söyledim diyor Sad bin Ebi Vakkas. Dedim ki ey anneciğim, vallahi 100 tane canın olsa her gün ardı ardına birini versen ben yine de Muhammed'i ve onun dinini inkar etmem aleyhissalatü vesselam. Bunu söyledikten sonra annesi baktı ki olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Tekrar eski haline döndü. Zaten kardeşler şimdi bununla alakalı başka lafızlar da var. İşte başka sahabeler hakkında da rivayet olunuyor. Mesela anneleri onları dinlerinden döndürmek için çok mücadele ediyorlar. Başka sahabenin annesi de diyor ki ben diyor işte gölgelenmeyeceğim, yemeyeceğim, içmeyeceğim, kendime bakmayacağım. Ta ki sen eski dinine dönünceye kadar. Bugün de aynısı oluyor. Bugün de. Mekke'ye gitmeyelim yani. Mekke'ye gitmeye gerek yok. Bugün de aynısı oluyor. Nice anneler var kendine Müslümanım diyor. Adam sakal bırakıyor diyor ki oğlum bu ne hal diyor ya sana. Bu ne hal, bu ne hal, terörist mi oldun diyor sana. Halbuki o da biliyor ki sakal dinin emri, sorsan sünnet diyecek sana. Ama oğlu bırakınca diyor ki sen terörist mi oldun, bu ne hal. Ya kesersin ya da benimle ilişkini kesersin diyor. Tehdit ediyor.
Yine nice anneler var ki kendi çocuklarını kendi dinlerine tekrar döndürmek için ya diyor onlarla görüşmezsin ya da ben seninle ilişkimi keserim, sütümü sana helal etmem, sana hakkımı helal etmem gibi şeyler. Ve kardeşler vallahi ve billahi nice gençler vardı, geliyordu, gidiyordu, annelerinin gözyaşlarına dinlerini değiştirdiler. Ben çok kişi biliyorum böyle. Ya annem çok üzülüyor, annem çok ağlıyor, annem ölecek, zaten hasta, zaten şöyle olacak, zaten böyle olacak. Bu ölçü değil işte. Allah Azze ve Celle bize ölçüyü anlatıyor, biraz sonra onu anlatacağım. Dolayısıyla bu nuzul sebebiyle alakalı şunu anlıyoruz. Demek ki en büyük bela, en büyük musibetlerden bir tanesi de anne babadır yani. Musibetler bitmedi. Biz elif, lam, mim dedikten sonra ayetleri sıraladık. Geldik 8. ayete. 8. ayette demek ki hala bela ve musibetler geliyor ki en büyük bela ve musibet ilk imtihan anne babaylaydır. Kişi Müslüman olduktan sonra annesi babası Müslüman değilse en büyük musibet odur. Vallahi odur yani. Annesiyle uğraşıyor, babasıyla uğraşıyor. Annesiyle uğraşıyor, babasıyla uğraşıyor veya akrabalarıyla uğraşıyor ki eğer annesi babası Müslüman olan kardeşler varsa bu onlar için büyük bir nimettir. Bu nimetin kıymetini bilsinler. Ve Allah Azze ve Celle bize anne babanın kıymetinden bahsediyor. Biraz ondan bahsedelim. Şimdi biz daha önce de bazı konularla alakalı bazı sözler sarf ettik. Şimdi ayetin birinci kısmı biz şunu vasiyet ettik. Şunu öğütledik. Anneye ve babaya iyi davranın. Güzel söz söyleyin. Latifeli bir şekilde çağırın. Ve onlara karşı en güzel iyiliklerde bulunun diye Allah Azze ve Celle biz müminlere bunu emrediyor ki biz daha önce bundan bahsettik. Dedik ki Allah Azze ve Celle başka bir ayette diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah Azze ve Celle size şunu emretti ki şunu hükmetti. Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne ve babaya ihsanda bulunmanızı emretti. Bakın Allah Azze ve Celle burada kendi hakkından sonra anne ve babanın hakkını zikrediyor. Burası çok önemli. Önce kendi hakkını zikrediyor, sonra anne ve babanın hakkını zikrediyor. Çünkü neden kardeşler? Çünkü şükredilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken önce Allah Azze ve Celle'dir. Sonra kimdir? Sonra anne babadır. Allah Azze ve Celle onun sebebini bize zikrediyor. Şayet diyor bu ayetteki devam olarak söylüyorum. Şayet onlardan biri veya ikisi de yanında kocarlarsa, yaşlanırlarsa فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara öf bile demeyin. Bak öf bile demeyin. Neden öf bile demeyin diyor Allah Azze ve Celle? Çünkü karşı gelmenin en basit halidir öf. Bunun üst derecesi ne? Kızmak, suratını ekşitmek, bağırmak, çağırmak, hakaret etmek, dövmek, Allah muhafaza. En basiti öf. Allah diyor ki, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Öf bile deme. Demeyeceksin. Ama bakıyorsun bugünkü çocuklar en ufak bir şeyde anne ve babalarına öf diyor. Öf anne ya, öf baba ya diyorlar. Bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin açık sarih ayetiyle yasaklanmış bir durumdur. Bakın anne baba müşrik olsun, Müslüman olsun. Burada bir ayrım yok. Allah Azze ve Celle bize anne ve baba onlardan biri yanında kocarlarsa onlara öf bile demeyin diyor. Ve devamında İsra suresindeki ayetin devamında وَلَا تَنْهَرْهُمَا Ve onları da azarlamayın diyor. Bakın dikkat edin Allah Azze ve Celle öf deme, azarlama. Bir de anne baba düşün yanında kocadığı zaman bunları özellikle yapma. Çünkü yaşlı olan anne babalar daha duygusal olur, çocuk gibi olur. Artık yardıma ihtiyaç duyarlar. Senin onlara yardım etmen gerekirken sen ne yapıyorsun? Sen onlara bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun. Allah Azze ve Celle bunu yasaklıyor işte, bunu yapma diyor. Sen küçükken yardıma ihtiyacın varken onlar sana yardım etti. Onlar seni korudu, gözetti, büyüttü. Şimdi onlar küçüldüler. İş tersine döndü. Onların
senin yardımına ihtiyacı var iken senin de aynısını onlara yapman lazım. Yapman lazım. Devamında وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَر۪يمًا diyor Allah Azze ve Celle. Ve o anne babana, o kocamış olan anne babana bunları söylememekle beraber kerim olan sözle onları çağır. Latif olan hitap olarak çağır. Güzel söz söyle. Anneciğim, babacığım, buyur, ne istiyorsun, sana yardım edeyim gibi sözlerle hitapta bulunmayı Allah Azze ve Celle emrediyor. Ayetin birinci kısmı bu. Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle yine kendi hakkından bahsettikten sonra diyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah Azze ve Celle, Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey şirk koşmayın ve anne ve babaya ihsanda bulun diyor. Yine bu ayette böyle geçiyor. Yine Lokman suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Yine biz anne ve babasına iyilikte bulunması için insanlara vasiyette bulunduk, tavsiyede bulunduk, öğütte bulunduk. Allah Azze ve Celle bunun sebebini de zikrediyor Lokman suresindeki ayette. Diyor ki mesela, çünkü diyor annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı diyor. Bak, sebebini zikrediyor. Çocuğun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur diyor. Ve en sonunda Allah Azze ve Celle bize bir şeyler öğretiyor. Enişkulli, bana şükredin diyor. Bana şükredin diyor. Ve livalideyke, ve annene babana şükret. Yani teşekkür et. İleyyel masir diyor Allah Azze ve Celle. Ve çünkü dönüşünüz banadır diyor. Bakın, burada çok önemli bir nokta var. Allah Subhanahu ve Teala bana şükret, bana teşekkür et dedikten sonra annene babana da teşekkür et diyor. Ve sebebini de öncesinde zikrediyor. Onun için sahabelerden bazıları gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama söylüyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, kendisine iyilik yapmamızı en çok kim hak ediyor? Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, sadıkı mesluk olan Allah Resulü, annendir diyor. Sonra diyor adam geldi bir daha soruyor. Peki ondan sonra ey Allah'ın Resulü? Diyor ki annendir diyor. Peki ondan sonra ey Allah'ın Resulü? Yine annen diyor. 3 kere annen diyor. Annen diyor, annen diyor. Sonra diyor, sonra diyor babandır diyor. Tabi bu hadisin başka bir lafzı var. İmam Müslim'in rivayetinde. Yine soruyor, iyiliği en çok kim hak ediyor? Yani kime iyilik yapalım? Kime ihsanda bulunalım önce? Diyerek Allah Resulüne gelip soruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki annendir diyor. Sonra bir daha soruyor, yine annendir diyor. Sonra bir daha soruyor, yine annendir diyor. Sonra soruyor, babandır diyor. Sonra diyor yakından olan akrabalarındır diyor. Bu lafızda da bu geçiyor. Alimler bunun üzerine konuşmuşlar. Demişler ki niye peki Peygamber aleyhissalatü vesselam 3 defa anneyi zikretti, ondan sonra babayı zikretti? Onu işte bu Lokman suresindeki ayetle tefsir ediyorlar. Diyorlar ki annenin babadan üstünlüğü, meşakkati bu anlatacağım yönlerden fazladır. 1. Anne çocuğa hamile kalır. 9 ay o çocuğu karnında taşır. Hamallık yapar o çocuğa. 9 ay nereye giderse gitsin o çocuğu karnında taşıyor. Bu birincisi. İkincisi doğum anı. Doğum anı çok zordur. Anne o çocuğu doğurur. Doğururken ölebilir. Acı çekiyor, sıkıntı çekiyor, meşakkat çekiyor. Bu da ikincisidir. Üçüncüsü 2 sene o çocuğa süt veriyor. 2 sene Allah Azze ve Celle'nin emriyle o çocuğa süt veriyor. İşte bu 3 tane merhale Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına annendir. Annendir, annendir, ondan sonra babandır diyor. Bu 3 tane hakkı zikrettikten sonra, bu 3 tane hakkı verdikten sonra babanla eşitleniyor artık. Eğer sen annenin hakkını vermek istiyorsan önce karnında taşıdığı için hakkını vereceksin. Sonra doğurduğu için hakkını vereceksin. Sonra sana 2 sene süt verdiği için hakkını vereceksin. Ondan sonra anne ile baba işlerde müşterektir, eşittir. Doğrusu da budur yani. Aleyhissalatü vesselamın bunu böyle demesinin sebebi budur. Tabi sahabelerden bir tanesi gelip yine Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, anne ve babam
Vefat ettikten sonra benim onlara iyilik yapma imkanım var mı? Hani vefat etti gitti. Yani iyilik yapabilir miyim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki evet yapabilirsin diyor. Ve zikrediyor. Bu saydığım 5 tane hasreti zikrediyor. Bunlar her birimiz için de önemli olduğu için bunları da zikredeceğim. Bir diyor onun için dua edebilirsin. Tabii burada bir parantez açayım. Müslüman anne ve baba için dua edilir diyebiliriz. Eğer anne baba Müslüman değilse onun için dua edemezsin. İkincisi onun için bağışlanma dileyebilirsin. Bu şart da yine anne babanın Müslüman olması ile ilişkilidir. Üçüncüsü bu da geneldir. Yani onların verdiği bir vasiyet varsa, meşru bir vasiyetleri varsa onları yerine getir. Mesela şunu vasiyet etmiştir, bunu vasiyet etmiştir, bunu yapmak istemiştir, bunu yapmak istemiştir. Yapacağı şeyler eğer meşru şeylerse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları da yap diyor. Bu senin anne ve babana yaptığın iyiliktir diyor. Ölmüş olsalar bile. Dördüncüsü ise onların dostlarına ikramda bulun diyor. Bu da yine geneldir. Yani Müslüman olması, müşrik olması bir şey değiştirmez. Annenizin, babanızın dostu, arkadaşı varsa onlara ikramda bulunursanız onlara iyilikte bulunmuş olursunuz. Beşincisi ise onların vesilesiyle sıla-i rahim yapın diyor. Yani anne babanızla ilişkili olan akrabalarınızı ne yapın? Sıla-i rahim yapın ki anne ve babanızın haklarını yerine getirebilirsiniz diyebiliriz. Tabii buraya kadar anlattığım şeyler anne ve babanın haklarını anlatmakla bitiremeyiz. Peki bunu niye zikrettik? Allah Azze ve Celle şunu anlatıyor. Yani nasıl ki Sad bin Ebi Vakkas'ın annesi bunu söyledi. O da biliyordu ki İslam anne ve babaya iyi davranmayı emretmiştir. O da biliyordu. Çünkü Arap kültüründe de bu vardı. Anne ve babaya iyilik, anne babaya ihsanda bulunmak vardı. O da biliyordu bunu. Allah Azze ve Celle de bunu birçok ayette zikretti. Ebu Süfyan Herakli ile olan ilişkisinde bunu anlattı. Doğru mu? Konuşunca anlatıyordu. Bu peygamber size neyi emrediyor? Anne ve babaya iyilik yapmayı emrediyor. Akrabaları, sıla-i rahimi korumayı emrediyor. Allah'a şirk koşmamayı emrediyor. Bunlar hepsi onların dillerinde dolaşıyordu. Anne ve babaya iyilikte bulunmak konusunda hiçbir sıkıntıları yoktu. Hepsi biliyorlardı. Peki buradaki sorun ne? Bu ayetin devamı işte. Bu ayetin devamı. Annem babam geldi, ağladı, sızladı. Dedi ki hayır oğlum sen sakal bırakamazsın. Hayır oğlum sen namaz kılamazsın. Hayır oğlum sen derse gidemezsin. Hayır oğlum sen çocuğunu okula göndereceksin. Hayır oğlum sen gideceksin askere. Sen şöyle yapacaksın böyle diye zorladı sizi. Öyle bir zorlama olursa işte Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Şayet ve in cahedeke li tuşrike bi ma leyse leke bihi ilmun diyor. Şayet herhangi bir ilim yokken bana şirk koşman konusunda seni zorlarlarsa فَلَا تُتِحْهُمَا o zaman onlara itaat etme diyor. Bakın Allah Azze ve Celle bize ölçüyü anlatıyor. Ölçü. Helal ve haramlarda kesinlikle direkt Allah'a itaat edilir. Direkt Allah'a itaat edilir. O zaman biz ne diyeceğiz? Biz şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki demek ki Allah Azze ve Celle'nin bize tavsiye ettiği, vasiyet ettiği mesele insanların anladığı gibi bir mesele değil. Ne yapıyorsun sen diyoruz? Ya annem babam kızıyor. Annem babamı razı etmeye çalışıyorum. Onların rızasını almaya çalışıyorum. Sıla-i rahim yapmaya çalışıyorum diyor adam. Gidiyor şirk meclislerinde oturuyor. Olacak şey değil. Bütün işlerde, bütün dostluklarda, bütün arkadaşlıklarda temel Allah ve Resulü'nün dinidir. Onların helal ve haram sınırlarıdır. Bunu böyle bileceğiz. Onun için Allah Azze ve Celle onlara itaat etme diyor. Öyle bir durum olursa onlara itaat etme. Bize ölçüyü anlatıyor. Ve sahabeler o zamanlar gençti. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın yanındaki sahabeler 16, 17, 18 hep gençlerden oluşuyordu. Ve anne ve babaları onları tekrar eski dinine döndürmek için çok mücadele ediyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle o gençlere bu ayetleri indirdi. O gençlere. O gençler kafaları karıştığı zaman acaba ne yapacağız dedikleri zaman Allah Azze ve Celle onlara ne yaptı? Onlara bu ayetle onların kalplerini teskin etti. Teskin etti. Neden? Çünkü
sen ve annen ve baban ve kardeşin ve akrabaların her biriniz ileyye merci'ukum, Rabbinize döndürüleceksiniz, Rabbinize. Yani kaçışınız yok. Olay orada bitti, film bitti, oyun bitti, yok. Hepiniz tekrar Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve Allah Azze ve Celle size yapmakta olduklarınızı bildirecektir. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Sizi hesaba çekecektir. Onun için anne tek başına Rabbin huzuruna çıkacak. Baba tek başına Rabbin huzuruna çıkacak. Orada ırktır, soydur, soptur, bunlar bir işe yaramıyor. Bunlar bir şey ifade etmiyor. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamberin babası bile cehennemde olacaktır. Daha ne düşünüyorsun sen? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin babasının ateşte yanacağını Aleyhisselatü Vesselam kendi diliyle söylüyor. Daha ne düşünüyorsunuz ya? Onun için her biri Rablerine tek başına çıkacaktır ki bu da zaten insanı ürkütmesi lazım, korkutması lazım ki dünyada senin yaptığın ameller seni bağlar. Annen, baban sadece Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle sana anne olmuş, sana baba olmuş. Allah Azze ve Celle dileseydi sen Bush'un çocuğu olurdun. Allah Azze ve Celle dileseydi sen Ebu Cehil'in çocuğu olurdun. Başka birinin çocuğu olurdun. Allah böyle takdir etti. Takdiri de o yaptı. Onun için sen ona şükretmen lazım, Rabbine. Önce Rabbine şükredeceksin. Ama Allah Azze ve Celle bununla beraber bize, anne ve babamıza da teşekkür etmemizi emrediyor. Sana bir iyilik yapan kimseye bu konuda ne yapacaksın? Bu konuda teşekkür edeceksin. Dolayısıyla bu da Allah Azze ve Celle'nin bize anlattığı bir misaldir. Evet. 9. ayette ise Allah Subhanahu ve Teala bize şunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ İman edip salih amel işleyenler var ya, işte elbette onları salihlerin arasına katacağız. Peki fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle yine iman edip salih amel işleyenleri zikretti. Demedi ki tek başına mücerret olarak o kelimeyi söyleyenler demedi. Yine salih amellerden bahsetti. Belki de bu salih amel hangisidir? Anne baba iyiyken ona ihsanda bulunan evlatlardır. Doğru mu? Ayetin bağlamında söylüyorum. Veya kötü bir şey emrettiği zaman onlara itaat etmeyip direkt Allah'a itaat edenlerdir. İşte salih amel budur. Salih amel yerine göre değerlendirilir. Yerine. Sadece namaz değildir, oruç değildir. Biraz önce zikrettiğim gibi bunu da hatırlatayım. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle onları diyor salihlerin arasına katacağız. Kimdir o salihler? Düşünün. Çalışanlar bunun için çalışsınlar. Kıyamet günü sen İbrahim Aleyhisselam'la karşılaşmak mı istiyorsun? Onunla aynı mecliste oturmak mı istiyorsun? Allah Azze ve Celle diyor ki biz böyle iman edip salih amel işleyenleri, belalara, musibetlere sabredenleri, annelerine, babalarına iyilik yapanları biz salihlerin arasına katacağız. Kimdir o salihler? İbrahim Aleyhisselam. Değil mi? Hepimizin bildiği. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve aklınıza gelebilecek ne kadar Nebi, Resul varsa onların arasına katacağız diyor. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Dünyadayken insan meşhur biriyle karşılaşmak için, meşhur biriyle yan yana gelmek için, aynı ortamda bulunmak için her şeyini veriyor. Adam bir konsere gidiyor, dünyanın parasını veriyor. Adam bir maça gidiyor, orada birkaç tane kafiri görecek. Buradan dünyanın yolunu gidiyor, ne mücadeleler ediyor. Adamın hayali ne? Adamın hayali İspanya'da maç izlemek. Bak, adamın hayali işte Real Madrid Barcelona maçını izlemek. Hayallere bakar mısınız? Hayallere bakın dünyalık olarak. Adam bunlar için mücadele ediyor. Bir de müminlerin hayalleri vardır. İşte Allah Azze ve Celle o hayalleri kuranlara söylüyor. Biz iman edip salih amel işleyenleri o salihlerin arasına katacağız. Katacağız. Onların arasına koyacağız. İşte bu bizim için, bizim hayalimiz budur. Yani İbrahim Aleyhisselam'la karşılaşmak, Musa Aleyhisselam'la karşılaşmak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşmak, onlarla sohbet etmek, dünyada yaptıklarını bize anlatması ve bu muhabbetleri yapmak, Allah Azze ve Celle'yi beraber zikretmek, bizim hayalimizin bu olması lazım. Yoksa dünyalık geçici hayaller boştur. Hayaldir, rüyadır, başka bir şey değildir. Gelir geçer.
kalıcı olan Allah Azze ve Celle'nin cennetidir. Ve kalıcı olan Allah Azze ve Celle'nin salih diye isimlendirdiği insanlardır. Onlar cennete kalacaklardır Allah'ın izniyle. Evet. Allah Azze ve Celle diyor ki 10. ayette وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللّٰهِ فَاِذَا اُزْيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki diyor Allah Azze ve Celle iman ettik derler. Fakat Allah uğrunda eziyet gördükleri zaman insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi görürler. Yine bir önceki ayetlerin bağlamında düşünün kardeşler. Bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar başlarına bir musibet geliyor, bir sıkıntı geliyor. Hemen vaveylayı koparıyor. Sanki dünyada yaşadığı o sıkıntı, o problem, o acı sanki Allah'ın azabıymış gibi hissediyor, görüyor. Devamında Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَيْنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ Şayet Rabbinden bir zafer, bir başarı gelirse inne kunne ma'akum. Onlar derler ki biz zaten sizinle beraberdik. Biz sizinle beraberdik derler. اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَا بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ Allah Azze ve Celle alemlerin sudurunu, kalbini, göğsünde olanı bilmez mi? Yani siz bunu böyle yapıyorsunuz ama Allah bilmiyor mu zannediyorsunuz? Hayır, Allah biliyor. Evet. Burada Allah Azze ve Celle bize bir önceki ayetin bağlamında eziyet gören, işkence gören, sıkıntı çeken ama kendine Müslümanım diyen insanlardan bahsediyor. Yani bizden bahsediyor, bizden. Lafız olarak, kelime olarak Müslüman olanlardan bahsediyor. Sakal bırakanlardan bahsediyor. Onlar dünyalık bir eziyetle karşılaştıkları zaman o eziyeti Allah'ın azabı gibi görürler. Bu ayetin nuzulüyle alakalı farklı farklı görüşler var. Bir tanesi şudur ki bunlar biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Müslümanlarla kafirler karşılaştılar. Bazı Müslümanları kafirler zorla savaşa sokmuşlardı. Ve onlar öldüler. Melekler onların canlarını alırken diye ayet indi. Nisa suresi 97. ayet olsa gerek. İşte bu ayet indiği zaman Medine'deki Müslümanlar bu ayeti Mekke'deki Müslümanlara gönderdi. Bakın siz orada oturuyorsunuz ama mazeretleriniz boş. Diyemezsiniz ki biz kalbimiz onlarla beraberdi. Biz zaten onlarla beraberdik diyemezsiniz. Bakın zorla Bedir Savaşı'na sokulan o sözde Müslümanlar Allah katında Müslüman sayılmadı. Cehenneme girdiler. Allah Azze ve Celle meleklerini feci bir şekilde emretti ki onların canlarını alsın. Onları uyardılar. Bunlar da Mekke'den çıkmak isterken ne yaptılar? Çıkmak isterken kafirlerle mücadele ettiler. Savaştılar ve bazıları mürted oldu. Tekrar eski dinlerine döndü. Bir görüşe göre kastedilen bunlardır. Başka görüşlere göre yine bunlar Mekke'deyken müşriklerden, aristokratlardan çok ağır işkence görüp mürted olan sözde Müslümanlardır. Yani dil ile Müslüman olduğunu söyleyenlerdir. Mürted olanlardır yine. Allah Azze ve Celle bize bunu anlatıyor ki bunun örnekleri çevremizde çok. Değil mi kardeşler? Çok. Adam eziyetle karşılaştığı zaman, bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman adam ne yapıyor? Adam topukları geri dönüyor. Hemen dinini değiştiriyor. İşte Allah Azze ve Celle bize bunu söylüyor. Nice insanlar vardır ki Allah Azze ve Celle her birini imtihan ediyor. Her birinin belaları, musibetleri, imtihanları farklı. Bakıyorsun hemen fikirler değişti. Fikirler değişti. Ne oldu? Yumuşamaya başladı. Neden? Çünkü devlet sıkıntı veriyor. Tek bir mahkeme, tek bir dava, tek bir problem, işsizlik veya anne babanın ona eziyeti olduğu zaman o eziyeti sanki Allah'ın azabıymış gibi görüyor. Çünkü korkulması gereken ancak Allah Azze ve Celle'dir. Burada Allah Azze ve Celle münafıkların sıfatlarını bize anlatıyor. Çünkü biz ayetin başında dedik. Bu din
kolay bir din değildir. Zordur. Meşakkatlidir. İnsanlar belalarla, musibetlerle karşılaşacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın en sevdiği kulları bile eziyetle, sıkıntıyla karşılaşmışlardır. Bunlar da karşılaşacaktır. Kendine Müslümanım diyen her biri de ne yapacaktır? Karşılaşacaklardır. Dolayısıyla bunlar karşılaştığı zaman hemen ne yapıyorlar? Allah'ın azabıyla bir tutuyorlar, eşit tutuyorlar veya Allah'ın azabından daha kötü, daha ağır görüyorlar. Bu Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi de değerlendirememektir, takdir edememektir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin cehennemini hafife almaktır. İnsanların azabını Allah'ın azabından yüksek görmek, Allah'ı hafife almaktır. Bu sebepten dolayı bu zaten başlı başına bir küfürdür. Biz bunu Kitab-ı Tevhid'de zaten işledik. İmanı bozan meselelerden olduğunu zikretmiştik. Ondan dolayı biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki bu münafıkların hasletidir. Yine burada Allah Azze ve Celle ayetin devamında bize şunu söylüyor. Burası da önemli. وَلَاِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden bir zafer geldiği zaman mutlaka onlar derler ki inna kunna ma'akum, muhakkak ki biz sizlerle beraberiz derler. Aynı böyle bugün düşünün, zafer olduğu zaman, başarı olduğu zaman bakıyorsun ki adamların etrafında dünya kadar adam var. FETÖ'cüleri görmediniz mi? FETÖ'cüler bu Zaman gazetesini dağıtırken 1,5-2 milyona yakın aboneleri vardı. 1,5-2 milyon ya. Yani her 15-20 kişiden bir tanesinin Zaman gazetesi aboneliği vardı. Yani hepsi FETÖ'cüydü. Eğer devletin kafasıyla konuşursak hepsi teröristmiş demek. Düşünün. Bu ne demektir? Güç kimdeyse kalp ona meylediyor. Güç kimdeyse kalp ona meylediyor. Adamlar, örnek veriyorum, güçlüler, askeri güçleri var. Ondan sonra bununla beraber işte ilmi faaliyetleri meşhur. Ondan sonra başka faaliyetleri var. İnsanlar zannediyorlar ki her şey böyle. Her şey böyle. Hemen ondan yana olduğunu söylüyor. Bugün biz de diyelim ki zafer kazandık. Allah Azze ve Celle'nin izniyle zafer elde ettik. İşte yeryüzünde şeriat meydana geldi Allah'ın takdiriyle. Göreceksiniz, tasavvuf ehli gelip diyecek ki biz de sizinle beraberdik. Biz de şeriatçıyız diyecekler. %100 bunu diyecekler. Ama şimdi ne diyorlar? Biz demokratız diyorlar. Biz laikçiyiz diyorlar. Biz şucuyuz diyorlar. Biz bucuyuz diyorlar. Ama o gün geldiği zaman ne diyecekler biliyor musunuz? Biz sizinle beraberdik. Biz zaten şeriatçıydık diyecekler. Ya bizimle dost olacaksınız ya onlarla. Ama güç kimdeyse bugün tasavvuf ehli onun yanında. Güç kimdeyse tasavvuf ehli onun yanında. Aynı bugün bu ayette anlatılanlar gibi. Anlatılanlar gibi. Evet. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Muhakkak Allah Azze ve Celle iman edenleri bilir. Muhakkak ki münafıkları da bilir. Bilir. Yani Allah bunların göğüslerinde sakladığı şeyi çok iyi bilir. Çok iyi bilir. İstedikleri kadar gizlesinler, saklasınlar, içten içten pazarlıklar yapsınlar. Allah bunları bilir. Onun için biz şunu söyleyeceğiz bazı kimselere. Bu içten pazarlık yapan adamlar var ya, içten pazarlık yapanlar. Ya şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Adam içten içten pazarlık yapıyor. Plan kuruyor, proje kuruyor. Güç varsa yanındayım, değilse yanında değilim. Ben parama bakarım, ben ekmek sporum diyen adamlar işte bunlar. Anladın mı? Yerine göre sakallı gözüken, yerine göre demokrat gözüken, yerine göre laik gözüken adamlardan bahsediyorum. Adam bakıyorsun bu kalemon gibi böyle farklı farklı renkleri hemen bürünebiliyor. Böyle adamlar, münafık tipli adamlar. Bunların bu ayeti çok okunması lazım. Çok. Allah Azze ve Celle sinelerin özünü bilir, sinelerin özünü. Allah münafıkları da bilir. Allah müminleri de bilir. Müslümanları da bilir. Müslümanların da bu ayeti çok düşünmesi lazım. Çok tefekkür etmesi lazım ki salih amel mi işliyorsun? Başına bela mı gelmiş? Başına musibet mi gelmiş? Korkma, çekinme. Allah sinelerin özünü bilir. Sen kalbini temiz mi tutuyorsun? Allah sinelerin özünü bilir. Sen niye dert ediniyorsun ki?
Niye dert ediniyorsun? İnsanların seni anlamadığı konusunda niye dert ediniyorsun ki? Allah Azze ve Celle sinelerin özünü biliyor zaten. Biliyor. Ve bu ayet bir önceki ayetlere vurgu niteliğinde ki hani biz dedik ya o ayeti tefsir edercesine Allah Azze ve Celle işte onları ortaya çıkaracaktır ayetini tefsir ediyor. Burada Allah Azze ve Celle 11. ayette apaçık ifadeyle bildiğini söylüyor. Çünkü ilk ayetlere dayanarak konuştuğumuz zaman bazı mutezileden adamlar Allah Azze ve Celle'nin geleceği bilmeyeceğini iddia ettiler. Halbuki biz ne dedik? Allah Azze ve Celle onları ortaya çıkaracaktır manası var burada dedik. Bu ayette apaçık bir şekilde Allah Azze ve Celle tekitli bir şekilde Allah Azze ve Celle iman edenleri bilir, münafıkları da bilir. Bilir. Bunda zerre kadar şüphe yok. Yani bu ayet Ankebut suresinin ilk ayetlerini tefsir eder niteliktedir diyebilirim ki bundan önceki ayette de Allah Azze ve Celle ne dedi? Allah alemlerin sudurunu bilir. Bakın alemlerin ha insanların demiyorum ha alemlerin göğüslerinde olanı bilir. Kalbinde olanı bilir. Daha ne? Daha ne olacak yani? Sen şunu bilir mi, bunu bilir mi, böyle olur mu, böyle olur mu deme yani. Allah sinelerin özünü bilir, bütün alemlerin. Onun için şunu bilmemiz lazım ki ilimde eksiklik haşa ve kella Allah Azze ve Celle'ye yakışmaz. Allah Azze ve Celle'nin ilmi kemaldir, tamdır. Bizim aklımızla idrak edebileceğimiz şekilde de değildir. Biz ne kadar anlatırsak eksik kalırız, yetersiz kalırız. Allah Azze ve Celle'nin o kadar büyük, o kadar yüce, o kadar sınırsız bir ilmi vardır diyeceğiz. Evet, burada duralım. Allah Azze ve Celle'nin izniyle haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Allah Azze ve Celle Müslümanım deyip de istikamet üzere giden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle münafıkların sözlerinden bizi korusun. Allah Azze ve Celle musibet anında sabreden kullarından eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.